Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mesut Hakkı Caşın'la adadaki gerilimi konuşacağız. Sayın Caşın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Tunç Bey. Havalar ısınınca galiba Birleşmiş Milletler askerlerinin kafasındaki bere de biraz kendilerine sorun yarattı ki bağımsız bir devletin topraklarına müdahaleye kalktılar. Evet. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Birleşmiş Milletler barış gücünün devletler hukukuna göre bu tür bir müdahale veya kuvvet kullanma hakkı yoktur. Devletler hukukuna göre ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre non-belligerent parties dedim. Savaşmayan taraftır Birleşmiş Milletler Barış Kuvveti. Bu böyle bir ne? Ki ikinci esas önemli husus burada devletler hukuku açısından iki tane ayrı egemen devlet vardır. Ve Birleşmiş Milletler askeri ve barış gücü bölgedeki asli görevi olan tarafsızlık misyonunu burada kaybettiğini görüyoruz. Öte taraftan Rum tarafının emir ve talimatlarıyla hareket ettiğini, yeşil hattın çatışmanın önlenmesi için kurulduğunu hatırlatmakta fayda var. Hukukun esası olan tarafsızlık ilkesi bu noktada bu eylemle ağır bir şekilde ihlal edilmiştir. Konu son derece hassastır. Pile yiğitler yolu az önce Sayın Akif Çağatay Bey'in de ifade ettiği gibi askeri değil insani bir proje. Neden? Bunlardan aynı zamanda Rumlar da yararlanıyor. Öte yandan insani hukuk açısından yani uluslararası hukukun insani humanitarian law perspektifinden bakıldığında bir defa eğitim, sağlık, ulaşım hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temelidir. Dolayısıyla aynı adada yaşayan Rumlara ve Türklere izin verilmemesi, Rumlara verilirken Türklere verilmiyor, anlatacağım onu da. Bu stratejik olarak yanlıştır. Diplomatik ve hukuki sonuçları vardır, anlatacağım. Hele hele beton blokla yol yapımı engellenmesi kuvvet kullanma yoluna girer. Bu bakımdan beton blokların burada bize yapılırken Rumlara üniversite aynı bölgede üniversite yapımına izin veriliyor, yol yapmasına izin veriyor. Peki bu insanlar 10 dakikalık yolu 1 saatte geçmeye mecbur mu? Bir, doğrudan doğruya insan haklarına aykırı ve bir şekilde ayrımcılık. Evet. Diğer taraftan esas mesele burada hudut namustur. Ne eylemi şu şekilde ifade etmekte fayda var. Birleşmiş Milletler askeri egemen devletin topraklarına izinsiz girmesi suçtur. İki, KKTC ve Türk askeri, polisi toprak ve egemenlik hakkını korumuştur ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde meşru müdafaa hakkına girer. Üç, KKTC bir devlettir. Birleşmiş Milletler buna engel olamaz. Öyle bir yetkisi yoktur. Dört, real politik açısından Türkiye ve burada beraber çalıştığını görürüz. Kararlı, motivasyonu yumuşak güç kullanılmıştır. Dikkat edin, burada bir polis var ve çatışma yok, silah kullanılmadı. Nitekim Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'de istişare halindeyiz demesi beni doğruluyor. Yolu tamamlayacağız. İnsani bir durumdur, adımdır, evet. Durdurulamaz. 60 yıllık haksızlığın sonuna geldik ve bizi buradan göçe zorlamak istiyorlardı. Şimdi bu çok önemli Sayın Tatar'ın söylediği. Ve nitekim Sayın Fidan da Dışişleri Bakanı olarak Fransız Dışişleri Bakanı durumu izah etmiştir. Yine Sayın Tatar'ın ifade ettiği gibi burada İngiliz üssünün de olması çok önemli. İngilizler de bu konuda bir şekilde sessiz kalması bence manidar. Evet. Sayın Caşın, bu arada hani şöyle olay patlayınca tabii ister istemez biz de bir şey tarihte ne olmuş ne olmuş şöyle bir bakmak durumunda kaldık. Şimdi yayın öncesi şöyle bir baktım. Tarihte 1996 yılında Rumlar istimlak etmek suretiyle Larnaka, Dikria, Aya, Napa yol yapımına ve 2004 yılında da yine Rumlarca Pile Voroklini yol yapımına KKTC'nin tüm itirazlarına rağmen Birleşmiş Milletler askeri gücü son derece sessiz kalarak buna yol vermiş. Şimdi tarihte de iki Rum kesiminin benzer vakası var. Bunlara izin verilirken tarihi 25 yıla dayanan bu Pile Yiğitler yoluna müdahale etmek ne anlama geliyor? Yani nedir bu çifte standart hala ve Birleşmiş Milletler askeri gücü? Şimdi aslında bu sizin de ifade ettiğiniz gibi çok ciddi bir ihlal ve bir suç. Şimdi buna karşı hukuki önlemi söyleyeyim. Müsaade ederseniz diplomatik olduğunu söylemiştim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri derhal bu konuya bildirmeli ve soruşturma başlatmalıdır. Sayın Hakan Fidan'ı bunu başlatacağını düşünüyorum. Burada soru şu, müdahale emrini kim verdi? Buradaki birlik komutanına. Çünkü Cenevre Sözleşmesi'ne ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bu müdahalede bulunan oradaki takımın, Birleşmiş Milletler takımının komutanı sorumludur bundan. Bir.
Neden şimdi sizin dediğiniz gibi Rumlara veriliyor da bize niye verilmiyor? Bu uluslararası hukukta ayrımcılıktır ve insan haklarına aykırıdır. Üç, Türk Dışişleri Bakanlığı bu notadan sonra bu kirli oyunu deşifre etmelidir. Bu çok önemli. Neden? Türkiye, bu çok önemli. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ağır bir aykırı ve ağır bir ihlal söz konusudur. Sınır ihlali var burada. Menitekin bazı Türk askerleri ve polislerinin yaralandığını görüyoruz ara bölgede. Tampon bölge, yeşil bölge niçin yapılmıştır? Herhangi bir çatışma çıkmasın diye. Halbuki Birleşmiş Milletler askerleri burada emre itaatsizlik de, bu çok önemli askeri literatürde, kendi kendilerine buraya müdahalede bulunuyorlar. Bu kabul edilemez. Bunun mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Ancak benim üzerinde durmam gereken, sizin de açıklamanızda çok daha başka önemli bir husus var. Müsaade ederseniz Tunç Bey. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in onurlu kurucu üyesidir. Halbuki burada iki devlet vardır. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum yönetimini hukuken tanımadığını biliyoruz. Kore'den Libya'ya, Bosna'dan Somali'ye Türk ordusu Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonu'na katılmıştır. Ve hiçbir Türk mavi bereli askeri bu şekilde haksız bir müdahalede bulunmamıştır. Bu bakımdan mütekabiliyet esastır. Nitekim benim esas söylediğim, neden Amerika burada silah ambargosunu kaldırdı? Demek ki burada büyük bir oyun oynanıyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız, malumunuz Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidecek. Türkiye'yi buraya zor satmak istiyorlar. Bir. İkincisi, büyük resme baktığımızda Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı Amerika tarafından ve Birleşmiş Milletler'den desteklenmesi. İki, yine Kıbrıs'ın belirttiği gibi askeri güç dengesi Ege ve Akdeniz'de bozuluyor. Doğu Akdeniz'de asıl mesele Türkiye'yi petrol ve gaz, yani hidrokarbon haklarından vazgeçirmek, buradaki petrol araştırmalarımızı, gaz araştırmalarımızı durdurmak. Dört, dünya kamuoyunda KKTC'yi haksız ve barbar göstermek. Beş, ama tam tersi olmuştur. Dünya beşten büyüktür dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Montevideo'da hukuk sözleşmesine göre, bunu Amerikalılar da hepsi de biliyor, çünkü hepsinin altında imzası var. Bir devlettir. Toprağı vardır, bayrağı vardır, parlamentosu vardır, halkı vardır ve ordusu vardır. Ve bağımsız bir devlettir. Non-recognition, tanımama, onun devlet olduğunu ortadan kaldırmamız hukuken. Öte yandan 82'de sizin dediğin gibi ben de tarihe baktım biraz. Hüseyin Kafa diye bir vatandaşımızı, KKTC soydaşımızı Birleşmiş Milletler askerleri öldürmüşlerdi. Şimdi bu tuzak 2023'te Türkiye karşı 100. yılda oynanıyor. Bakın Amerika Kıbrıs Rum kesimine ambargoyu kaldırıyor. Yeni silahlar veriyor. Yunanistan'a F-16'lar verdiği gibi F-35'ler veriyor. Yeni gemiler, tanklar, binlerce zırhlı muharebe aracı, toplar, limanlar, Dede Ağaç, Girit ve en son olarak da Divni ve İskiri adalarına Lozan'a aykırı olarak Amerikan üssü haline getiriyorlar. Diğer tarafta müttefikimiz olduğu halde Amerika Suriye'de Türk ordusunun hareket yapamaz açıklamasından sonra PKK ve YPG ile askeri tatbikat yapıyor. Bu ne demek? Karşımıza bir PKK devleti koymak istiyor Amerika. Nasıl bir müttefiklik bu? Amerikan Yunan ordusu, bakın çok önemli bu iki söylediğim şey. Batı Trakya'da Karasu Nehri üzerine askeri tatbikat yapıyorlar. Tatbikatın konusunu söyleyeyim Tunç Bey? Lütfen. Nehir geçme. Yani herhangi bir şekilde Türkiye ile Yunanistan harbe girerse Amerikan askerleriyle beraber Dede Ağaç'tan bizim Meriç Nehri'ni girip Trakya'yı işgal etme yapıyorlar. Bu kabul edebilir mi ya? Daha kötüsünü söyleyeceğim. Stavridis diye kafası istavrit olan bir emekli oramiral 10 senedir hazırladığı tatbikatlarla Karadeniz havada Ege ve Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yapıyorlar ve maalesef bazı Körfez ülkeleri de buna katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı son Körfez'i bunları ortadan kaldırdı. Demek ki Stavridis doktriniyle bu söylediğim Dimni İskiri adalarına koyarsak demek ki Türkiye Trakya'dan Ege ve Kıbrıs'a ve yine Suriye sınırında KKTC'nin benzeri şekilde PKK ile çevreleniyor. Ama şunu söyleyebilirim. Ok yaydan çıkmıştır. Türkiye yüzyılı başlamıştır. Türkiye bütün meydan okumalara karar verecek niteliktedir. Ve ben 18 yaşında daha bıyığı çıkmayan bir delikanlı olarak 2. Kıbrıs Harekatı'nda paraşütçü olarak katıldığım Türk kuşunda, Türk Hava Kurumu'nda. Herkes aklını başına alsınlar. Türk milleti oynanacak bir devlet değildir. Dostlarımıza dostuz ama bize düşmanlık yapanı da asla affetmeyiz. Bunu 2. Kıbrıs Harekatı'nda bir de gösterdik.
Mesut Hocam, dünkü bu gelişmeden sonra bu gerilim Avrupa'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine açıklamalarla taçlandırıldı. Bunu nasıl değerlendirelim? Yani kendi toprağımızda neredeyse işgal noktasına getirilmiş bir eylem ve buna önlem almaya çalışan Türk tarafını protesto eden, kınayan bir Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği topluluğu. Buna şaşırmıyorum Tunç Bey, onu da söyleyecektim zaten. Şimdi Mitsotakis hükümetinin bütün yürüttüğü Güney Kıbrıs Rumlarını bir şekilde Türklere karşı kışkırtmak, burada bir sınır çatışması çıkarmak, Ege'de ve Yunanistan'la Trakya'da Feyit Ekampi dediğimiz bir oldu bittiyle Türkiye'yi savaşa sokmak istiyor. Bu aleni. Bu kadar silah ne yapacak şeyler? Ama bunu yaparken de hukuki bir meşruiyet getirmek istiyor. Nedir? Anne Türkler görüyor. Allah belanızı versin ya. Bizim bir yere gittiğimiz yok. Türkiye Yunanistan'ı bir NATO müttefiki olarak görüyor ve hiçbir şekilde bu tuzaklara gelmiyor bir. İkincisi, şimdi yaz. Herkes gidiyor Yunan adalarına. Var mı bir mesele? Yok. Avrupa Birliği'ni de yanına almak suretiyle Yunanistan'ı yapmak istediği şey şu. Kara propaganda ile Türkiye'yi yalnızlaştırmak, NATO'da, Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Birliği gibi kurumlarda bakın Türkler, anne Türkler geliyor. Türkler geliyor işte. Balıklarını yiyip geliyorlar. Size bir taş mı atıyorlar? Paralarını veriyorlar tıkır tıkır. Ama burada Türk ve Yunan halklarını bize karşı kullanmak isteyen bir üst akıl var. O da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şekilde Biden yönetimi. Ben buradan Biden'a da Pentagon'a sesleniyorum. Karadeniz'de bu kadar bela varken, siz burada amfibi gemiyi İstanbul'a gönderirken, canınız sıkıldığında ne diyor Amerikan Dışişleri Bakanı? Türkiye Karadeniz'i korusun. Türkiye tahıl anlaşmasını yaptın. Her şeye geldi mi Mehmetçik, güzel. Bu tarafta Mehmetçik Kıbrıs Türk halkının namus ve şerefini koruyunca kötü. Böyle iki yüzlülük olmaz. O halde mütekabiliyet ve eşitlik esastır. Hukuk herkes için geçerlidir. Avrupalı dostlarımıza da sesleniyorum. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. Türkiye olmadan da Birleşmiş Milletler olmaz. Dolayısıyla bu tür provokasyonlara bir şekilde hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız gereken şekilde gereken cevabı verecektir. Unutmayalım, bu konuyu Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacaktır. Ölünceye kadar Türk milleti Kıbrıs halkının yanındadır. Akdeniz bizimdir. Kimse orada bize kılıç çekemez. Bunu unutmasınlar. Sayın Caşın, çok teşekkür ederiz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz size. Allah razı olsun. Umarım şapkaların çıkarır da Birleşmiş Milletler askerleri de benim hukuki söylediklerimi anlarlar. Ama hocam Kıbrıs'ta mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var belli ki. Beyin travması yaratıyor arkadaşlar da. Onun komutanlığına da Türk askeri travmayı öğretti. Peki hocam. Bir tanesi daha biliyorsun, Tunç Bey bayrak asmaya kalktı. Evet, Mehmet ne yaptı onu hatırlıyorum. Tabii. Evet, tarihte şey çok örneği var ama akıllanmadılar bir türlü sayın hocam. Hocam akıllanmayana, laftan anlamayana kötek vardır bize. Osmanlı tokatını unutmasın. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Teşekkürler.